Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanmış olan gerginlik sebebiyle ve Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası hayatını kaybetmiş olan Azeri kardeşlerimizin, şehit kardeşlerimizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alışmış olan dört tane partinin ortak bildirim kararından bahsedeceğim. Bu dört büyük parti diyelim meclisteki İyi Parti, AK Parti, MHP ve CHP dördü ortak bildirim kararıyla imzalamış olduğu ortak bildirim kararı sonrası Ermenistan'ı kınadılar ve bir daha böyle hani bu tür saldırılarda Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu baskı vurarak dile getirdiler. Benim burada söylemek istediğim işte buradan sonra başlıyor. Şimdi HDP diye bir parti daha var biliyorsunuz. Şimdi o neden o zaman bu bildiriye imza atmadı? Hani yeri geldiği zaman ben HDP'lileri gördüğümde soruyorum, söylüyorum onlara. Siz hani e, HDP'ye oy atanların hepsi yani oy atan, HDP'yi destekleyenler yerli ve milli değildir diyorum yani. Yarısı bilmiyor. Bilenler de PKK'nın uzantısı olduğu için oy atıyorlar diye söylüyorum. Adamlar bana ne diyorlar? Ya e, oy atmışlar ya ya sen öyle düşünemezsin ya sen öyle söyleyemezsin. Herkesi öyle yani şey yapamazsın. ben işte burada işte söylüyorum bak. Türkiye'de yaşanmış bir hadise bile değil. Bak Azerbaycan. Azerbaycan başka bir ülke. Kardeşlerimiz eğer bu ülkeye ait olsaydı yerli ve milli olsaydı duruşu yeri yurdu. O ortak bildirime onlar da katılırdı. Ama niye katılmıyorlar? Çünkü PKK'nın yarısı Ermenilerden oluşuyor. He. şimdi burada olay içinde olay çelişki içinde çelişki var. Şimdi onlar katılmadılar. Onlar yerini, yurtlarını, saflarını belli ettiler. Benim asıl söylemek istediğim CHP'liler, ne, ne söyleyeceğim onlara? Hani e, onlar PKK'nın uzantısı. Onlar e, mecliste kravatlı ve e, ceketli olmalarına rağmen kandil belirliyor onların kadrosunu. Onlara hani onların peşine takılmayın, onlarla ittifak kurmayın deyince ne diyorlardı? Kardeşim diyorlardı. Ne alakası var? Adamların diyorlardı sicil kaydı temiz mi temiz. Bu ülkede seçme ve seçim hakları var mı var. Madem suçluysa madem bir hani olaya karışmışsa niye tutuklamıyorsun o zaman. Niye soruşturma açmıyorsun. Neden milletvekilliğini elinden almıyorsun. Neden belediye başkanlığını düşürmüyorsun. Hani delilin hani madden hani ispatın diye yaygara kopartıyor. Delil ispatı buluyorsun getiriyorsun. Adam kendi aracında dağdan gelmiş PKK'lı onu arabasında taşıyor adam. Adamı saklıyor bak. Arabasında taşıyor. Sen bunu delilliyorsun, belgeliyorsun. Dağa istihbarat gönderiyor. Bak kandile istihbarat götürüyor. Ve onların e, leşlerinin cenazelerine katılıyor. Bütün bunları delil delil, belge belge buna benzer sıra sıra hepsini toplayıp getiriyorsun. Mahkeme dava açıyorsun. Mazbatasını alıyorsun. Düşürüyorsun milletvekilliğini. Ondan sonra yargılı, yargılıyorsun bunu milletvekili düştükten sonra. Hemen CHP'nin Kılıçdaroğlu çıkıyor konuşma yapıyor halkın seçmiş olduğu, halkın kendi öz ve ira, öz iradesiyle halkın seçmiş olduğu bir milletvekilinin sen nasıl milletvekilliğini düşürürsün? Nasıl onu yargılarsın? Nasıl hapse atarsın? Sen o zaman diyor bak AK Parti'ye söyle. O zaman şöyle yapalım diyor. Hiç milletvekili seçimi olmasın. Tek birkaç birkaç grup diyor AK Parti'yi seçsin Erdoğan'a Erdoğan bu ülkenin başına geçsin. Ondan başka hiçbir milletvekili olmasın diyor. Sen böyle bir şey istiyorsun diyor. Eğer böyle bir şey yoksa diyor. Madem diyor, o zaman diyor, sen halkın seçmiş olduğu, bak o adam diyor milletin vekili diyor, millet vekili. Sen milletin iradesine, milletin vekilini hapse atarak, onun millet vekilini düşürerek, asıl o kişi değil, milleti cezalandırmış oluyorsun diyor. O millete faturayı kesmiş oluyorsun diyor. O milletin vekilini oraya gönderdiği vekile bu cezayı veremezsin diyor. Milletin seçmiş olduğu belediyeye kayyum atıyamazsın diyor. Sosyal demokratik layık cumhuriyet bir ülkede böyle bir şey olmaz diyor. E kardeşim eğer ki suçunu bulduysan bildiysen belgen varsa tutukla diyorsun. E, yoksa konuşma diyorsun. Tutuklayınca da halkın seçtiği sosyal demokratik layıklık falan filan zırvaları yapıyorsun. Şimdi Bakın bu ülkeye ait olmadığını hepiniz bu ortak bildirde gördünüz. Bak dört tane bildirde hepiniz gördünüz HDP yok. Şimdi belediye seçim 2019 belediye seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu giderek HDP'lilere gizli veya açık bazen gizli bazen açık. Bunları ikna etti mi? Ne için? Dedi ki bunlara bunu an, bak söyleyeceklerim anlamayan cahildir. Cahil dediyse kusura bakmayın aptaldır. Bunlara dedi ki bakın dedi Fırat kalkanıyla e, Afrin operasyonuyla ve e, Cerablus'ta yapmış olduğu Barış Pınarı bu hareketiyle ve Güneydoğu'daki hendek olaylarında sizin canınızı çok ağır okudu Erdoğan. Sizi bitirdi. Bitirecek de yani. Kesin biteceksiniz. Başka çareniz, şansınız yok. Bizi destekleyin. Biz gelelim belediyeye. Bizi kazandırın belediyelerde. Desteklerinizi birden esirgemeyin. Biz onlardan daha hani cömert, daha size böyle tavizli imtiyazlı hatta size belediyelerde ihaleler bazı atamalarda hani memurluk amirlik buna benzer bazı el altı belli olmayan bazı işler bazı mevki makamlar da vereceğiz. Siz yeter ki bizi destekleyin biz bu Erdoğan'a Erdoğan karşı beraber mücadele edelim bunu indirelim bunu belediyeleri bundan alalım diye ikna etti. Daha sonra... Büyük şehirlerde bakın Adana'da, Antalya'da, e, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da HDP aday çıkarmadı. Sen Türkiye'yi yönetmeye aday bir partisin. Yönetmek istiyorsun. E, ceketini çıkarmışsın. Kolunu çemlemişsin. Bu ülkeyi yöneteceğim diye adaylığını koymuşsun. Gelmişsin meydana çıkmışsın. hani Er meydanına yağlanmışsın. Güreşmen gerekir. E sen ne yapıyorsun? Güreşin ortasında e, kimi seviyorsan o adamı destekleyip iki kişi saldırıyorsunuz bir güreşçiye. Yani böyle bir şey. Sen şimdi madem bu adam bak orada ikna ettin bu adamı belediyelerde aday çıkarmadı. Neden? Çünkü sana oy attı. Seni kazandırdı. İkna edebilme kabiliyetin varken etmedin ikna. Bu ortak bildirimde gidip aynı ikna etseydin o da imza atsaydı HDP olarak e, Ermenistan'a karşı kınama e, bildirisine. E, ne yaptın ama sen CHP olarak Kılıçdaroğlu? dedi Biz karışmayalım. Onlar kendi kafalarına göre takılsınlar. Yeri gelir, yurdu gelir Onlardan da oy alırız. Çünkü Ermenilerden Türkiye'de onları seven, Türkiye'yi sevmeyen Yahudilerden, Yunanlardan bir sürü insanlar var. Bu insanların da oyuna ihtiyacımız var. Bırak onlar ayrı güreşsin, ayrı yayılsın, ayrı e, siyasetini yönetsin. Biz yeri geldiğinde nasıl olsa birleşiyoruz. İstediğimiz zaman aynı torbaya oy attırabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Biz orada karışmayalım, ikna pozisyona girmeyelim. Ne hali varsa görsün biz zaten gizli açık ittik o halkımızı istediğimiz zaman her zaman yapıyoruz. Diye hiç burada gidip HDP'ye karşı bir uğraş içine girmedi. Ayrıca zaten HDP bu seçimlerde barajı geçip de meclise zaten giremeyecekti. Çünkü %10 barajını aşamayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Her evden dedi 5 kişiden bir oy HDP'ye diyerekten HDP'yi meclise kendisi soktu. Dedi ki Ak Partili milletvekilleri bak milliyetçi yerli Ak Partili milletvekilleri o koltukları doldurana kadar dağdan gelmiş, kandilden gelmiş, kravatlı, ceketli PKK'nın uzantısı HDP'liler otursun dedi. Biz onlarla işbirliği yaparız. Biz onlara razıyız dedi. Onlarla birlik olmaya razı oldu. Ama Erdoğan'a bir koltuk vermeyelim. 10 tane HDP'ye koltuk verelim diye. Bu siyaseti devam ettirdi. Ve bugün de şu anda şu anda HDP'ye gidip de sen gel şu Ermenistan'a kınama yap. Ermenistan'a karşı ortak bildiri imza at falan filan hiç ne gitti, konuştu, ne bir hani e, uğraştı ki zaten kendisin e, kendi partisinde bile ya, kendi içinde bile, kendi tabanında bile Ermeni yani e, soyundan, Ermeni e, siyasetini, Ermeni e, iç güdümünü e, yürüten, yöneten, onları savunan az mı milletvekilleri var sanki? Az mı onların onlara hizmet eden e, belediye başkanları veyahut da il ilçe başkanları e, parti başkanları var CHP'nin içerisinde. Siz e, sanıyor musunuz ki ne? bunlar Türkiye'nin faydasına yani Türkiye'nin faydasına veyahut da Azerbaycan'ın herhangi bir faydasına bir bildiriye imza atsın. Sırf Türkiye'nin içerisinde büyük bir kamuoyu oluşmasın diye İYİ Parti, MHP ve AKP Azerbaycanlı, Azeri Türklerin, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Bunlar hani biz de orada olmazsak büyük bir kamuoyunda linç ediliriz. Bak Türklere e, burada e, destek olmuyor, imza atmıyor. E, gün geldiğinde seçim propagandası olarak sopa yapıp kafamıza vururlar. Biz bunun altından kalkamayız. Gelin biz de bunu e, bu bildirim imzalayalım. Gönülden değil. Gönülden değil. Gösterişten imzalayın Kemal Kılıçdaroğlu gösterişten. Çünkü yani e, yeri geliyor Uygur Türklerine. Yeri geliyor Kerkük Türklerine. Yeri geliyor işte böyle Azerbaycanlara iste, istemeyerek. Bak Libya'ya gittik orada bir sürü Libya'da Türk kökenli insanlar var. Ne işimiz var Libya'da diyor. Suriye'ye girdik o kadar bir sürü Türkmen var orada. Türkmen dağı var ya. Adam ne diyor? Ne işimiz var orada? Ya kardeşim ama sen oraya gitmezsen onlar sana geliyor ya. İşte seçim zamanı geldiğinde seçim propagandası yaparak Burada bunları başıma kullanmasınlar, kalkmasınlar. E, 200'lü olduğumu Türkiye Cumhuriyeti'nde sırf e, Ermenilerden, Yahudilerden, Yunanlılardan 5-10 tane oy alacağım diye böyle e, içimi dışına dışıma belli etmeyeyim. Yoksa elimdeki olandan da kaybederim. Hani çarşıya giden hani çarşıya pirince giderken eldeki bulgurdan olursa elimdekinden de olurum diye aynı 15 Temmuz darbe sonrası yeni kapıya kamuoyu sonucu gelmeye mecbur kalan Kılıçdaroğlu gibi burada da mecburen imzayı attı. Gidip de HDP'ye attırmadı. Çünkü o yer geldiğinde onu da başka bir mecrada, başka bir yerde, başka bir ortamda kullanırız diye. şimdi bugün HDP'nin ne olduğu tamamen belli oldu. Türkiye'ye ait olmadığı, yani resmi sicili olmuş ya da olmamış gerekmez yani. Şimdi şunu da söyleyeyim size bir dükkanınız var örnek son bir örnek dükkanınız var dükkan çalıştırıyorsunuz ee, ve 2-3 katlı dükkan bir sürü ufak tefek eşyalar var mahallenin bir tane hırsızı var tutuklanmamış ee, sicili yok ee, ama hırsız olduğunu bütün mahalle biliyor hep çalıyor hep çalıyor hep herkes bile dilden dile gezmiş bu adam gelmiş senin dükkanında alışveriş yapıyor üst kata çıkıyor alt kata çıkıyor bakıyorsun elinde bir şey yok ne yaparsınız sen bu adama ne yaparsın? E, bu benim dükkanımdan çalmaz bu işi bıraktı mı dersin? Ne dersin? Öyle kamera olmasa dakika dakika saniye saniye başına da adam dikersin onu gözetlemek için. Çünkü hırsız olduğunu biliyorsun. İşte Kandil'den gönderilen PKK'nın uzantısı HDP'de böyle bir şey. Elinde suçu olsa ya da olmasa. E, Yapmış oldukları şu anda HDP'li milletvekillerinin Veyahut da bir suça bulaşsa Veyahut da sicili temiz olsa ne yazar Hırsız olduğunu herkes biliyor onların Her gözlem altında denetim altında Kalmışsın sen HDP'nin Bize savunuculuğunu yapıyorsun Daha da ızmaret bile atmıyorlar çöpe Eline Selahattin Demirtaş'ın saz veriyorsun CNN Türk'te tıngır tıngır çaldırıyorsun Meclise sokmak için oy atıyorsun Kendin oy atıyorsun Yani Benim burada söyleyeceğim Hiç boşuna HDP'yi aklamaya çalışma senin o bir e, aparatın, adaptörün, hani bilgisayara takıyorsun da SD kartını falan okutturmak için e, şey USB'ye takma şeyi var ya edep. o bir senin aparatın, onu kullanıyorsun. E, hiç de boşuna bu bana ait, bize ait değil diye kıvırma. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Aynen söylemiş olduğum gibi cahil değilse ve aptal değilse yani kusura da bakmayın. Bu da böyle bir şey. Bir insan aptal değilse HDP'nin, CHP'nin işbirliğini bilir ve CHP HDP'nin de dağdan Kandil'den isimleri belirlendiğini milletvekili listesi Kandil'in hazırladığını herkes bilir arkadaşlar. Evet bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.